Yapılabilecek iyiliklerin en güzeli, yapılabilecek hasenatın en güzeli ise anneye yapılacak hasenattır. O halde ne zaman nefsimize uyduk, ne zaman bir hata işledik, ne zaman bir fıskı fucura bulaştık, hemen anneye, özellikle anneye iyilik yapacağız ki, iyilik yapmalıyız ki o kötülükler gidersin. Anneye iyilik yapmakın bir de şu boyutu vardır. En kolay iyilik anneye yapılan iyiliktir. Bir arkadaşına nasılsın desen arkadaşın çokça sevinmez değil mi? Bir arkadaşını telefonla arasan nasılsın, iyi misin, ben senin halini hattını soracağım desen çokça sevinmez. Akşam kapısına gidip kapısını çalsan bir arkadaşın seni ziyarete geldim desen sevinir ama çok da büyük bir iyilik değildir. Ama anneye sadece nasılsın, iyi misin demek bile annenin katında çok büyük bir iyiliktir. Küçücük bir hediye bile annenin katında çok büyük bir iyiliktir. Gidip kapısını çalıp bir 5 dakika ziyaret bile annenin katında çok büyük bir iyiliktir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün ne öğrendik? Küçücük bir iyilik yolu öğrendik. Ama bu küçücük iyilik yolu koskocaman bir iyiliktir. Ve bu iyilik senin kötülüklerini, senin hatalarını, senin yanlışlarını örtüp gidecektir. Ben bu dersi yapıp da bu ders bittikten sonra YouTube'a attığımız zaman ben biliyorum hangi soru gelecek burada? Ne diyecekler? Hocam annemiz babamız müşrikse de iyilik yapacağız. İster Müslüman olsun, ister müşrik olsun, annenin babanın muamelat noktasında Müslümanı müşrik olmaz. Bu sözden tepki alacağımı biliyorum ama muamelatla ilgili hususlarda anne babanın dinli olmaz. Müslümanı müşrik olmaz. O sana şirke emretmediği müddetçe sen ona hep itaat edeceksin. İtaat etmediğin husus sadece şirke emretmesi olacak. Müşrik bir baba evimi gel temizle diyor, gidip evini temizleyeceksin. Müşrik bir anne git bana şunu getir diyor, gidip getireceksin. Müşrik bir anne şöyle şöyle yapma diyor, yapmayacaksın. Sadece dinin hususunda itaat etmeyeceksin. Anne babaya güzel muamelede anne babanın dininin farkı yoktur.